Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün konumuz 7. sınıfların zarflar konusuyla ilgili. Zekeriya Hoca ile zarfları kavrıyorum'a hoş geldiniz. Zarflar, belirteçler. Nedir zarflar, belirteçler? Öncelikle ona bir bakalım isterseniz. Fiillerden, fiilimsilerden, sıfatlardan veya kendiyle aynı görevdeki kelimelerden, yani zarflardan önce gelerek onların özelliklerini, zamanını, yönünü, miktarını belirten sözcüklere ne diyoruz? Zarf diyoruz. Örnekler üzerinde inceleyelim. Öğrenciler kitaptaki metni okuyor. Bu birinci cümlemiz. İkinci cümlemize bakalım. Öğrenciler kitaptaki metni sessizce okuyor. Yukarıdaki ilk cümlede okuma eyleminin yapıldığını görüyoruz. Fakat bu eylemin nasıl, ne zaman veya ne kadar yapıldığı belirtilmemiş. İkinci cümlede ise okuma eyleminin sessizce yapıldığı belirtilmiştir ve zarf kullanılmıştır. Zarfların özelliklerine bakalım. Zarflar da tıpkı sıfatlar gibi tek başlarına kullandıklarında isim görevindedir. Zarf görevini cümle içerisinde kullanımına bağlı olarak kazanır. Bir sözcük fiille bağlantılıysa, fiili niteliyorsa zarf, isimle bağlantılı olup isim niteliyorsa sıfat görevindedir. Örneğin hızlı sözcüğü isimdir. Arkadaşım İngilizceyi hızlı öğrendi derken öğrenme fiilini nitelediği için burada zarf görevinde kullanmıştır. Arkadaşım hızlı arabaları çok seviyor derken araba ismini nitelediği için bu cümlede sıfat görevindedir. Cümle içerisinde genelde zarf cümleci olarak kullanılırlar. Zarflar durum zarfı, zaman zarfı, miktar zarfı, yer yön zarfı ve soru zarfı olmak üzere 5'e ayrılır. Birinci olarak durum zarfına bakalım. Fiilin bildirdiği işin oluşun veya hareketin durumunu, özelliğini veya sebebini belirten zarflardır. Fiille sorulan nasıl veya neden, niçin, niye sorularına cevap verir. Örneğin öğrenciler konuyu dikkatle dinliyordu. Bu cümlede dinliyordu eylemine nasıl dinliyordu sorusunu yönelterek eylemin dikkatle yapıldığı cevabını alıyoruz. Dikkat sözcüğü fiilin durumunu belirttiği için durum zarfıdır. Tüm söylediklerimi yanlış anlamış. Nasıl anlamış? Yanlış. Arabanın motoru gürültülü. Çalışıyor. Nasıl çalışıyor? Gürültülü. Konuyu uzun uzun tartıştılar. Nasıl tartıştılar? Uzun uzun. Hür doğdum, hür yaşarım. Nasıl doğdum? Hür. Nasıl yaşarım? Hür. Uyanamadığı için gelmemiş. Neden gelmemiş? Uyanamadığı için. Sessiz durursan seni parka götürürüm. Nasıl durursan? Sessiz. İçeri sevinçle girip boynuma sarıldı. Nasıl girip? Sevinçle girip. Burada girip sözcüğü fiil değil, fiilimsidir. Buna da dikkat edelim. Ve burada sorduğumuz sorulara aldığımız cevapların hepsi durum zarfını veriyor. İkinci olarak zaman zarflarına bakalım. Fiilin bildirdiği işin oluşum veya hareketin zamanını belirten zarflardır. Fiille sorulan ne zaman sorusuna cevap verir. Örneğin soğuk hava haftaya etkili olacakmış. Bu cümlede etkili olacak eylemine ne zaman etkili olacak sorusunu yönelterek eylemin haftaya yapılacağı cevabını alıyoruz. Haftaya sözcüğü fiilin zamanını belirttiği için zaman zarfıdır. Haftada 2 gün balık yemeliyiz. Ne zaman yemeliyiz? Haftada 2 gün. Okullar Haziran'da kapanacak. Ne zaman kapanacak? Haziran'da. Sabahları 2 kilometre koşarım. Ne zaman koşarım? Sabahları. Bugün gitti, yarın gelecek. Ne zaman gitti? Bugün. Ne zaman gelecek? Yarın. Eve gelir gelmez yattı. Ne zaman yattı? Eve gelir gelmez. Her bayram köye gidip akrabalarımızı ziyaret ederiz. Ne zaman gidip? Her bayram. Bayram burada gidip sözcüğü de fiilimsi görevindedir. Üçüncü olarak yer yön zarfımız var. Fiilleri ve fiilimsileri yer yön bakımından belirten zarflardır. Fiille sorulan nereye sorusuna cevap verir. Yön zarfları yalın yani ek almamış halde kullanırlar. Aşağı, yukarı, içeri, dışarı, ileri, geri, öte, beri, doğru. Bunlar en çok kullanılan yön zarflardır. Örneğin pencereden aşağı bakıyor. Bu cümlede bakıyor eylemine nereye bakıyor sorusunu yöneltince aşağı cevabını alıyoruz. Aşağı sözcüğü fiilin yönünü belirttiği için yer yön zarfıdır. Gece yarısında dışarı çıkmış. Nereye çıkmış? Dışarı. Üşüyünce içeri girdi. Nereye girdi? İçeri. İleri gitme, biraz geri gel. Nereye gitme? İleri, nereye gel? Geri. Aşağı bakınca başı dönmüş. Nereye bakınca? Aşağı bakınca, buradaki bakınca sözcüğü fiilimsidir. Bununla ilgili iki tane uyarımız var arkadaşlar. Birincisi yer yön zarfları çekim eki almazlar. Çekim eki aldıklarında zarf olmaktan çıkarak isim olurlar. Örneğin attığı top camdan içeri girdi derken içeri kelimesi ek almadığı için zarftır. Attığı top camdan içeriye girdi. Burada içeri kelimesi e yönelme eki aldığı için isimdir. İkinci uyarımız aşağı yukarı, içeri, dışarı, ileri, geri, öte, beri, doğru gibi kelimelerin zarf olabilmesi için bir fiilin yönünü belirtmeleri, bir fiille bağlantılı olmaları gerekir. Eğer bu sözcükler bir isimle bağlantılıysa sıfat görevinde kullanılmış olurlar. Örneğin merdivenden yukarı çıktı derken yukarı kelimesi fiil ilgili olduğu için zarf, sesler yukarı kattan geliyor.
Burada yukarı kelimesi isimle ilgili olduğu için de ne diyoruz? Sıfat görevinde kullanmıştır diyoruz. Dördüncü olarak miktar, diğer adıyla azlık çokluk zarfları, bir fiilin, bir sıfatın veya kendi türünden bir sözcüğün yani zarfın miktarını ölçüsünü belirten zarflardır. Fiille sıfata veya zarfa sorulan ne kadar sorusuna cevap verir. Az, çok, daha, çokça, kadar, bu kadar, biraz, oldukça, pek, pek çok, en çok, fazla, epey, epeyce, bayağı, en çok kullanılan miktar zarflarındandır. Örneğin bu hafta hava sıcaklığı çok düşecekmiş. Bu cümlede düşecekmiş eylemine ne kadar düşecekmiş sorusunu yöneltince çok cevabını alıyoruz. Çok sözcüğü fiilin miktarını belirttiği için miktar zarfıdır. Telefonla çok fazla ilgileniyor derken ne kadar ilgileniyor? Çok fazla ilgileniyor. Burada fiildir. Çok büyük bir ev almış derken ne kadar büyük? Çok büyük burada sıfattır. Çünkü isimle ilgili olduğu için, evin büyüklüğünden bahsettiği için. Beklediğim kargo epey geç geldi derken ne kadar geç? Epey. Buradaki geç sözcüğü zarf görevinde kullanmış. Az yiyerek kilo verdi. Ne kadar yiyerek? Az yiyerek. Buradaki yiyerek, erek ekinden dolayı fiilimsidir. Gelelim soru zarflarına. Fiilleri veya fiilimsileri soru bakımından belirten zarflardır. Bir cümlede zarflar bulmak için kullandığımız nasıl, neden, niçin, niye, ne, eylemin nedeni sormak için kullanılıyorsa ne sözcüğü burada, ne zaman, nereye, ne kadar cümle içerisinde yer aldıklarında soru zarfı olur. Örneğin İstanbul'a ne zaman varırız? Bu cümlede ne zaman sorusu varırız fiiline sormuş ve alınacak cevap da İstanbul'a akşam varırız cümlesindeki gibi zarf olacaktır. Bu yüzden ne zaman sözcüğü soru zarfıdır. Bu saatte nereye gitmiş? Bu arabayı nasıl aldın? Dersin bitmesine ne kadar kaldı? Toplantıya neden yetişemedin? Ne ağlıyorsun öyle sessiz sessiz? Burada ne sorusu? Eylemin sebebini sormak için neden sorusu yerine kullanılmıştır. Uyarı olarak nasıl, ne gibi soruların zarf olabilmesi için bir fiille veya fiilimseye yöneltilmeleri gerekir. Eğer bu sorular bir isme yöneltilmişse sıfat görevinde kullanmış olur. Örneğin eve nasıl geldin? Nasıl sorusu fiile sorulduğu için zarftır. Nasıl bir ev almayı düşünüyorsun derken nasıl sorusu isme sorulduğu için sıfat görevinde kullanılmıştır. Arkadaşlar zarf konusu bu kadar. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin.